Işığın yansıması. Işık ışınlarının bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Maddelerin yüzey özellikleri, parlak ya da mat oluşu, yansıtılan ışık miktarını etkiler. Genel olarak açık renkli yüzeyler, koyu renkli yüzeylere göre ışığı daha fazla yansıtırlar. Alüminyum folyo, metal cisimler, ayna, CD yüzeyi gibi cisimler iyi yansıtıcılara örnek verilebilir. Işık kaynağı olan cisimleri doğrudan görebiliriz. Ancak ışık kaynağı olmayan cisimlerin görünebilmesi için yansıma olayına ihtiyacımız vardır. Cisim, üzerine düşen ışığı yansıttığı sürece görünür. Cisimlerden çıkan ışınlar ancak göze ulaştığında cisimi görebiliriz. Ay, güneşten aldığı ışığı yansıtarak görünür duruma gelir. Pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerde yansıma. Düzgün yansıma. Düzgün alüminyum folyo, ayna gibi pürüzsüz yüzeylere düşen ışık ışınları düzgün yansımaya uğrar. Birbirine paralel olacak şekilde gelen ışık ışınları yansıma sonucunda yine birbirine paralel yoluna devam eder. Düzgün yansıma sonucu ışık ışınlarının büyük bir kısmı gözümüze ulaşır. Bu nedenle bu cisimler parlak görünür. Pürüzlü yüzeylere gönderilen ışık ışınları dağınık yansımaya uğrar. Dağınık yansımada yüzeye gelen ışınların tamamı gözümüze ulaşmaz. Bu nedenle cisimler mat görünür. Etrafımızda gördüğümüz duvar, kumaş, tahta, toprak gibi cisimler dağınık yansımaya sebep olurlar. Fotoğrafçıların kullandığı spot lambalarında lambanın yerleştirildiği çanak parlak ve pürüzlüdür. Çanaktaki pürüzlerin her biri farklı açılarla yerleştirilmiş birer ayna gibi davranır ve farklı doğrultularda yansıyan ışınlar oluştururlar. Fotoğrafı çekilecek cismin ayrıntılı bir şekilde görünmesi bu şekilde sağlanmış olur. Daha yumuşak ışık düşerek cisimlerin üzerinde ışık yoğunluğu oluşmasını engeller. Örnekler. Aşağıda verilen kıyafetlerden hangisi ışığı en çok yansıtır? A. Beyaz elbise, B. Kırmızı elbise, C. Mavi elbise, D. Siyah elbise. Doğru cevap A'dır. Çünkü beyaz elbise diğer elbiselerden daha parlak renkli olduğu için ışığı en çok yansıtan olacaktır. Parlak renkli cisimler ışığı daha çok yansıtırlar. Çocuğun kitapları görebilmesi için lambadan çıkan ışınların nasıl gelmesi gerektiğini çiziniz. Olayı kısaca açıklayınız. Çocuğun kitapları görmesi için ışık kaynağından çıkan ışınların kitaptan yansıyarak çocuğun gözüne ulaşması gerekir. Bu şekilde çocuk kitapları görmüş olur. Bir cismi görebilmemiz için cisimden gözümüze ışığın yansıması gerekir. Ancak bu şekilde o cismi görebiliriz. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Açık renkli cisimler ışığı daha az yansıtır. Cümlemiz yanlıştır. Çünkü açık renkli cisimler ışığı daha fazla yansıtır. Koyu renkli cisimler ışığı daha az yansıtır. Alüminyum folyo, ayna gibi cisimler ışığı iyi yansıtır. Cümlemiz doğru. Düzgün yüzeyli cisimler ışığı daha iyi yansıtarak düzgün yansımaya sebep olur. Bu şekilde onları parlak görürüz. Işık kaynağı olan cisimler ışık yaydıkları için görünürler. Cümlemiz doğru. Işık kaynakları ışık yaydıkları için onları görebiliriz. Etrafımızdaki cisimler güneşten ya da lambadan gözümüze gelen ışık sayesinde görünür. Cümlemiz doğrudur. Işık kaynağı olmayan cisimler, bir ışık kaynağından yansıyan ışığı gözümüze yansıtarak ancak görünür hale gelebilirler. Işık kaynağı olmayan cisimlerin görünmesi için üzerlerine düşen ışığı soğurmaları gerekir. Cümlemiz yanlış. Işık kaynağı olmayan cisimlerin görünmesi için üzerlerine düşen ışığı soğurması değil, bize yansıtması gerekir. Ay, güneşten geldiği ışığı yansıttığı için görünür. Cümlemiz doğru. Ay bir ışık kaynağı olmadığı için güneşten gelen ışığı yansıttığı sürece görünebilir. Aşağıda verilen cisimlerden hangisi ışığı en az yansıtır? A. Beyaz kitap. B. Siyah kalem. C. Kırmızı ayakkabı. D. Sarı vazo. Doğru cevap B seçeneği. Çünkü en koyu renk siyah olduğu için siyah kalem ışığı en az yansıtandır. Arda şekildeki sistemde basketbol topunu görebilmektedir. Arda'nın topu görmesini sağlayan ışınlar hangileridir? A. 1 ve 2. B. 1 ve 4. C. 2 ve 3. D. 3 ve 4. Bir cismi görebilmemiz için cisimden gözümüze ışığın gelmesi gerekir. Işık kaynağı olmayan basketbol topunu görebilmemiz için bir ışık kaynağından çıkan ışınların o cisimden yansıyarak gözümüze gelmesi gerekir. O cisimden yansıması için de ilk önce güneşten ışığın basketbol topuna ulaşması gerekir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 1 ile gösterilen ışın güneşten basketbol topuna gelmiştir. 4 ile gösterilen ışın da basketbol topundan Arda'nın gözüne gelmiştir. Arda basketbol topunu bu şekilde görebilir. Yukarıda verilen maddeler ışığı en çok yansıtandan en az yansıtan maddeye doğru sıralandığında hangi seçenek elde edilir? 1. Yeşil tabak. 2. Lacivert eldiven. 3. Beyaz çanta. Açık renkli cisimler ışığı fazla yansıtırken koyu renkli cisimler ışığı daha az yansıtmaktadır. Bu nedenle en çok yansıtandan en az yansıtana doğru sıralayacak olursak beyaz çanta ışığı en çok yansıtan olur. Yeşil tabak ondan sonra olur. Lacivert eldiven de bunların arasında ışığı en az yansıtan olur. Cevabımız 3-1-2 olacak şekildedir. Yani D seçeneğidir. Aşağıdaki yüzeylere gönderilen ışık ışınları hangisinde dağınık yansımaya uğrar? A. Buruşturulmuş folyo. B. Düzlem ayna. C. Durgun su. D. CD yüzeyi. Düzgün yüzeylerde ışık düzgün yansımaya uğrarken pürüzlü yüzeylerde ışık dağınık yansımaya uğrar. Dolayısıyla buradaki cevabımız A seçeneği buruşturulmuş folyodur. Çünkü buruşturulmuş folyo yüzeyi pürüzlü olduğu için ışığı da dağınık yansımaya uğratarak yansıtmış olur. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Dağınık yansıma pürüzlü yüzeylerde olur. Cümlemiz doğrudur. Dağınık yansıma pürüzlü yüzeylerde gerçekleşir. Pürüzlü yüzeyli cisimler görünmez. Cümlemiz yanlıştır. Pürüzlü de olsa yüzeyler ışığı yansıttığı sürece görünebilir. Pürüzlü yüzeylerde sadece dağınık yansıma gerçekleşir. Mat görünen yüzeylerde düzgün yansıma gerçekleşir. Cümlemiz yanlıştır. Çünkü mat görünen yüzeylerde dağınık yansıma gerçekleşir. Düzgün yansıma gerçekleşen yüzeyler parlak görünür. Bir cisim parlak görünüyorsa düzgün yansıma gerçekleşmiştir. Cümlemiz doğru. Parlak görünen cisimler düzgün yansıma gerçekleştirir. Cisimlerin görünebilmesi için düzgün yansımanın gerçekleşmesi gerekir. Cümlemiz yanlıştır. İster düzgün yansıma olsun, ister dağınık yansıma olsun, yansıdığı sürece bir cisimden gözümüze ışık ışınları o cismi görebiliriz. Pürüzsüz yüzeylere gelen ışınlar düzgün yansımaya uğrar. Cümlemiz doğrudur. Pürüzsüz yüzeylere gelen ışınlar düzgün yansımaya uğrayarak yansırlar. Aşağıdaki yüzeylerden hangisine gönderilen paralel ışın demetleri yüzeyden yansıyarak yine birbirine paralel gider? A. Tahta, B. Durgun su, C. Çakıl, D. Halı. Cevabımız B seçeneğidir. Burada bize ifade edilen paralel ışın demetleri yüzeyden yansıyarak yine paralel gider açıklaması düzgün yansımayı ifade etmektedir. Düzgün yansıma durgun suda meydana gelebilir. Ama tahta, çakıl ve halıda dağınık yansıma meydana gelir. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda verilen maddelere paralel ışık ışınları gönderiliyor. Buna göre verilen yüzeylerden hangilerinde düzgün yansıma gerçekleşir? 1. Düzlem ayna, 2. Mermer yüzey, 3. Toprak yol. Verilenler arasında düzgün yansıma pürüzsüz yüzeylerde meydana gelir. Bu da 1 ve 2. seçenekteki düzlem ayna ve mermer yüzeydir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Firuze yol kenarındaki durgun su birikintisinde kendisini net olarak görebiliyor. Bu durumun sebebi hangi seçenekte doğru açıklanmıştır? A. Suda dağınık yansımanın oluşması. B. Su yüzeyine gelen ışınların farklı doğrultularda yansıması. C. Su yüzeyinin pürüzlü olması. D. Su yüzeyinde düzgün yansımanın gerçekleşmesi. Firuze kendini net olarak görebiliyorsa burada düzgün yansıma gerçekleşmiştir. Dolayısıyla cevabımız Denizli'dir.